Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda gazeteci, meslektaşım, sevgili Recep Eser'le birlikte hemen hemen herkesi çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Recep abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Fatih'ciğim. İyi yayınlar diliyorum. Yurt dışından ve ana vatanımızdan bizi izleyen kardeşlerimize. Güzel günler olsun, sağlıklar diliyorum. Evet, sağlıklar biz de diliyoruz ama sağlıkla ilgili ciddi bir sorun var. Recep Bey, benim değerli meslektaşım, bundan sonra bizimle birlikte olacak, gündemi değerlendireceğiz. Birlikte sizin sorunlarınızı ele alacağız. Bugünkü yayınımızın ana temel konusu Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin üretmiş oldukları pandemi dönemindeki aşılar. Sıvılar da diyebiliriz, aşılar da diyebiliriz. Değerli izleyicilerimiz, maalesef dünyanın pek çok noktasında artık yüksek sesle bu konu konuşulur oldu. Bu sıvıların yan etkileri olduğuna dair ciddi emareler gündeme taşındı, iddialar söz konusu. Şimdi bu sıvıları olduktan sonra insanlarda görülen en çok şikayetler neler? Bunları açıklıyorum. Halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, felç geçirme, inme, tansiyon, şeker, romatizmal hastalıklar, unutkanlık en çok görülen rahatsızlıklar olarak kayıtlara geçmiş vaziyette. Bu rahatsızlıklar yok muydu? Vardı ama bu kadar çok yoktu. Şimdi pek çok noktası var. Ben ilk sözü izninizle Recep Bey'e vermek istiyorum. Evet Recep Bey, dünya bir kaosun içerisindeydi. Ve dediler ki Uğur Şahin ve Özlem Türeci dünyanın kurtarıcısı. Gerçekten bizi kurtardı mı? Bu bir kurtarıcı mıydı? Şimdi Fatih'cim o pandemi koşullarında tabii yoğun bakımlar dolu. Hastalık müthiş derecede artmış. İki tane Türk vatandaşının, bizim gibi iki gurbetçinin orada başarılı olup aşı geliştirmesi hepimizi mutlu etti. O zaman Türkiye'de de aslında dünyada da birçok uzman aşının çok erken davranıldığı, yan etkileri konusunda gerekli araştırmalar yapılmadan aşıya insanların yönlendirildiği konusunda çok uyarı yaptı. Gerçekten sözünü esirgemeyen hekimlerimiz, sağlık çalışanları oldu. Şimdi tabii meslek dönemimizde uzun yıllar sağlık haberciliği de yaptım. Birçok dostumuz var, yakınlarımız da var. Şu an Türkiye'lerde yoğun bakımlar pandemi dönemine yaklaşır vaziyette dolu ve yer bulunamıyor. Hastanelerde yer yok. Hastanelerde yer yok. Servislerde bile yer yok. Biraz önce belirtileri saydın, yan etkileri saydın, neden olabileceği hastalıkları saydın. Şu an Türkiye'de en fazla karşılaşılan sağlık sorunlarından biri emboli. Pıhtı atması. Yani zaten bu aşı döneminde uzmanlar da bundan uyarmışlardı. Daha önceki yıllarla kıyaslanmayacak düzeyde pıhtı atması vakasıyla karşılaşıyor hekimlerimiz. Maalesef büyük bir kısmı da ölümle sonuçlanıyor. Çünkü beyin çok hassas bir organ. Beyne de atsa, akciğere de pıhtı atsa çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Evet, şimdi biraz önce dedim, gurur duyduğumuz durumdan uyarıları dikkate almadık. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani o günlerde her gün ekranda olan bu sevgili doktorlarımız Uğur Bey ve eşi artık ekranlarda da göremiyoruz. Yok. Yani sağlık yetkililerinden açıklama da göremiyoruz. Bu yani niye bir yıl, iki yıl, üç yıl öncesine göre bu aşıdan sonra bu pıhtı atma olayı bu kadar yaygınlaştı? Kardeşim yani bunun başka bir nedeni varsa açıklayın. Aşıyla ilgiliyse, aşıdan kaynaklıysa ne yapılması gerektiğini, nasıl bir eylem planı yapılması gerekiyor? İnsanlar gitsinler hekimlerine, bu riski olanlar nasıl tespit ediliyor? Yani her gün yani hastaneler bu şekilde yoğun mu olacak? Birçok yakınımızı pıhtı atması dolayısıyla kaybedecek miyiz? Evet, aşı dediler, insanları yönlendirdiler. Şimdi de işte onun yan etkileriyle mücadele ediyoruz, yakınlarımızı kaybediyoruz. Şimdi şöyle bir durum var, aslına bakarsak
Evet, o dönem gerçekten bir kaos dönemiydi. Siyasetçiler, işte sağlık bakanları bile ne yaptıklarını bilmiyorlardı. El yordamıyla olmadı vesaire. Hatırlar mısınız? O dönemde tavsiye etmiş oldukları ilaçları 3 ay sonra dediler ki kesinlikle kullanmayın dediler. Deneme yanılma tahtası yaptılar milleti. Şimdi bunları konuşmak bile suç noktasına gelmiş vaziyette. Bizler birer gazeteci olarak tabii ki bunları konuşacağız. Birileri bizi aforoz ediyor olabilir. Birileri bize gönül koyuyor olabilir. Ben şuna inanıyorum. Bu aşılarla ilgili durum şu. Bu olay öylesine arka tarafında hiçbir şeyin olmadığı masum bir olay değil arkadaşlar. Bu kadar insan bu kadar şikayet ediyorsa bununla ilgili sorumluların mutlaka mahkeme önüne çıkartılması gerekiyor. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci nerede? Şimdi İngiltere ile anlaştılar. İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yaptılar. Bu yıl, içinde bulunduğumuz bu yıl bir kanser aşısı çıkartacaklarını söylüyorlar. Neredeler? Londra'dalar. Bu ne demek biliyor musunuz? Pandemi dönemindeki bu aşılarla ilgili olarak defter artık kapatılmıştır. Bir diğer ifadeyle anlamı şu, ne haliniz varsa görün demektir. Ben bunu anlıyorum, bunu görüyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bu kadar hastalık sayısının, hasta sayısının artmasının siz tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu aşılarla size göre bir bağlantısı var mı, yok mu? Hadi buyurun açıklayın. Bununla ilgili olarak bir tane profesör çıkıyor, açıklama yapıyor. Adamı ikinci gün aforoz ediyorlar, yok ediyorlar. Ben dünyada bir ilaç mafyasının olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Bu net. Dünyayı, doktorları, bak ben doktorların mesleğine saygı duyuyorum. Asla bir şey söylemiyorum ama İlaç sektörü doktorları avucunun içerisine almış vaziyette para için seni beni kobay olarak kullanıyorlar. Profesör Doktor Uğur Şahin bu aşıları piyasaya sürmeden önce her gün çıkıp televizyonlarda konuşuyordu. Ne zamanki devletlerle anlaşmalar yaptı, paraları cebine koydu, ondan sonra bir daha da ortaya çıkmadı. Almanya'da bugün bir sürü kişi mahkemelere gittiler, davaları kazandılar bu kişilere. Ömürlerinin sonuna kadar maaş bağlandı. Sebep sıvılar. Almanya gibi bir ülke. Eğer hak etmezseniz bir euro bile size vermez. Bununla ilgili olarak Almanya Sağlık Bakanı geçtiğimiz ay bir açıklama yaptı. Dedi ki aşıyı satanlar paraları cebine koydu. Devlet de onların çıkarmış olduğu sorunlar nedeniyle insanlara para ödüyor. Taşın altına ellerini bu aşıları satıp milyarlarca euro para kazananlar koymuyor dedi. Ben söylemiyorum. Sarı çizmeli Mehmet Ağa söylemiyor. Almanya'nın Sağlık Bakanı söylüyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kişi. Şimdi sorumlu yok. Merkel yok. Dönemin Sağlık Bakanı yok. Uğur Şahin yok. Özlem Türeci yok. Kim kardeşim sorumlu? Ben miyim? Kim? Bu kadar insan yalan mı söylüyor? Hani biz bunları söylerken bakın biz konuşuyoruz ve şunu tartışıyoruz. Bu kadar insan ben bundan dolayı sıvılardan dolayı rahatsızım diyor ama sorumlu yok. İnsanlar kaderiyle baş başa bırakılmış vaziyette. Fatih bu kadar erken yaşta görülmüyordu. Bu pıhtı atma sorunu hareketsiz yaşam, kalp damar hastalıkları olan insanlarda ileri yaşlarda görülebiliyordu. Ama şimdi hekim arkadaşlarımızdan öğrendik 40'lı yaşlara. 40'lı yaşlara kadar pıhtı atması inmiş durumda. Yani bunun ciddi şekilde araştırılması, üzerinde durulması kimse yani bu aşı dolayısıyla yüzlerce milyar bir pazar oluştu. Dediğin gibi önce 60-70 yıl önce sıtma tedavisinde kullanılan ilaçları insanlara çözüm gibi önerdiler. Daha sonra aşıları önerdiler. Birileri gerçekten çok büyük servetler edindi. Üreten, dağıtan, yapan, gezdiren. Ama şimdi ne oldu? Türkiye'de 40 yaşında, 50 yaşında pıhtı atması bu kadar sık görülen bir olay değildi. Demek ki bunun arkası yani bilim adamlarının, bazı onurlu bilim adamlarının zamanında da önerdiği gibi bu aşılarla ilgili, yan etkileriyle ilgili çalışmalar yapılmadı, hızlı yapıldı, aceleye getirildi. Ve yani şu an birçok bu pıhtı atması olayının aslında bunlar normal bir vefat değil, belki de katili. Evet, yani biz şunu anlatıyoruz, kimseyi suçlamıyoruz. Doktorlarımızı suçlamıyoruz. Gidecek başka yer yok zaten. Doktora gidin diyoruz. Bakın doktora gidin bir rahatsızlığınız varsa. Yani bu net. Ama biz bu olayın bu kadar masum olduğunu söylemiyoruz. Şimdi size soruyorum ben. Recep Bey çok güzel bir konuya temas etti. Uğur Şahin, Özlem Türeci bu insanların katili olabilir mi? Soru bu. Eğer değilseler çıkıp kendilerini ispatlasınlar. Alman medyasında boy boy bu konularla ilgili haberler yer almaya başladı. Nerede kardeşim Uğur Şahin?
Çokoprens almaya mı gitti? Bakkala mı gitti? Çakkala mı gitti? Nerede bu adam? Kusura bakmayın. Yoksa bir ilgisi yok desinler. Pıhtı atmasının aşının bir yan etkisi sonucu değil desinler. Bilimsel olarak ortaya koysunlar. Koysunlar. Yani şu an yüzlerce insan, Türkiye'de binlerce insan pıhtı dolayısıyla hastanelerde yatıyor. Büyük bir, yani hayatını kaybeden yüzlerce insan var. Hayatını yani geri dönenlerde, taburcu edilenlerde de vücut arazileri var. Yani vücutlarının bir kısmına felç geliyor. Hayatlarının bundan sonraki kısmını o şekilde sürdürecekler. Sorumlu kim? Sorumlu kim? İşte yani Özlem Hanım ve Uğur Bey çıksınlar. Aşılarının faydalarını, işte ürettikleri sistemi anlattıkları gibi varsa var desinler. Şimdi, yoksa... Abi, sen bu işleri bilen bir abimsin. Şimdi sence bu aşıların bu araştırılma dönemi yeterli miydi? Yeterli değildi. Ama o dönemde öyle bir kamuoyu oluşturuldu ki normalde bir aşının gelişmesi için 7 yıl, daha fazla 10 yıl, 15 yıl süren ilaç araştırmaları var. Diğerleri tamamen pas geçildi. Çünkü müthiş bir kamuoyu oluşturulmuştu. İnsanlar aşı değil, herhangi bir suyu gösterseniz içmen gerekiyor deseniz, şifalı deseniz içecek hale getirdiler insanları. Sonra da aşıyı çözüm olarak gösterdiler. Çok büyük paralara. Yani zaten bu şirketlerin gerek Uğur Beylerin şirketi, gerek bu işte aşının arkasında olan birkaç şirketin pandemi dönemindeki karlarına bakarsanız, önceki 10 yıllar boyunca elde etmedikleri karları bu pandemi döneminde aşıyla elde ettiler. Birileri sustu. Birileri, konuşan onurlu insanlar da vardı, hekimlerimiz, uyaran hekimlerimiz de vardı, bilim adamlarımız vardı. Ama birileri de burada sustu, çok büyük bir pazar oluşturuldu. Ne karşılığında? İnsanların hayatı karşılığında. Evet, şimdi hastaneleri, her arkadaşımız memleketlerinde kardeşlerini, yakınlarını, akrabalarını arayabilirler. Hastanelerdeki şu an Türkiye'deki en büyük vaka, görülmemiş vaka, pıhtı atma sorunu. Bunu da... Ya bu sadece Türkiye'de, dünyanın her yerinde böyle. Yani insanlara bakıyoruz, gencecik yaşta kıymetli izleyicilerimiz, yani işte kalp krizi geçirenler, şey yapan... Biz hani şunu demiyoruz, bakın sakın yanlış anlaşılma olmasın, biz bu aşıdan demiyoruz. Ama bu kadar ciddi iddialar varken araştırılsın diyoruz, ancak herkes susmuş vaziyette, parayı alan susmuş, bu karara imzayı atan siyasetçiler susmuş, herkes susmuş, vatandaş kaderiyle baş başa bırakılmış. Şimdi size hemen bir şey hatırlatacağım. Bu pandemi döneminde hatırlıyor musunuz? İşte Çin'de çıktı dediler. İnsanlar sokaklarda düşüyor, kendi kendine ölüyor dediler falan dediler. Hatırlıyor musunuz o görüntüleri? Medyada insanlara bir korku pompalandı. Pandemi dönemi geldi geçti. Nerede yaşıyor olursanız olun, nereden beni ya da Recep Bey'i bizleri izliyor olursanız olun, siz hiç sokakta pandemiye bağlı olarak düşen adam gördünüz mü? Düşen kadın gördünüz mü hiç? Gördün mü sen Recep abi? Şöyle bir olay olmadı. Ama ne yaptılar? Korku. Ondan sonra da insanlar bu sıvılara sarıldılar. Uğur Şahin'i kahraman ilan ettiler. Kahraman mıdır? Bana göre değildir. Bu da benim fikrim. Yani baktığımız zaman bu kadar hassas bir konuda nasıl olur da Uğur Şahin ve Özlem Türeci ortada yok. Kayboldular kardeşim. Aylardır görüyor musunuz? Sen gördün mü Recep abi? Kendilerini göremiyoruz tabii. Mümkün de değil. Hani Hatay'da falan da daha çok görmek isterdik. Hatay'ı deprem öncesi çok gururla yad ederlerdi, memleketlerini unutmadıklarını söylerlerdi. Onunla da çok görebildiğimizi düşünmüyorum ben, öyle servet sahibi olmalarına rağmen. Biraz dediğin gibi bir korku yaratıldı. Sanki Hollywood filmlerinde görürdük onu. Uzaylılar dünyaya gelir, işte bir salgın hastalık yaratırlar. İnsanlar sokaklarda patır patır düşer ölür. Sanki öyleymiş gibi anlattılar. Sonra aslında hastalıkla ilgili vakaları gördüğümüzde hiç de öyle olmadığını, insanların böyle durup dururken sokağa düşmediğini, ölmediğini gördük. Ama baştan bir korku iklimi yaratıldı. Yani bütün dünya bu aşıya hazırlandı. Sorgusuz, sualsiz insanlardan aşı olmaları beklendi. İşte ulaşım, seyahat, ulaşımla ilgili sorunlar çıkartıldı. Evet, şimdi aşıdan kaynaklı olabilir ya da olmayabilir. Ama varsa bir an önce bilinsin ki yeni canlar kaybetmeyelim. Pandemiden dolayı can kaybettik biz çoğu. Şimdi de aşıdan dolayı can kaybetmeye başladıysak bunu bilelim. Buna göre tedavi protokolleri oluşturulur, risk grupları, yaşlar belli olur. İnsanlara kan sulandırıcı ya da neyse, varsa böyle bir risk, o şekilde tedavi uygulanır. Bu hastanelerde gördüğümüz yoğunluğu görmeyiz. Yeni canlar da kaybetmeyiz. Ya şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Biri bir senaryo yazıyor.
Diyor ki bu senaryoda, önce korkutacaksın. Sonra onların karşısına bu korkuları yenmeleri için bir şey çıkartacaksın. Bunun adına da sıvı diyeceksin, aşı diyeceksin. Neyse işte bir şey diyeceksin. Medyayla da dünyanın her yerine ulaşacaksın. Ulaştılar. Korkuyu verdiler. Sonra da dediler ki işte sizi kurtarıyoruz. Peki kıymetli izleyicilerimiz, bu kadar büyük bir senaryo dünyayı kasıp kavuran tesadüf olabilir mi? Bütün yaşadığımız bu olaylar bir tesadüf olabilir mi? Bakın, yeni bir dünya düzeni denilen bir kavram var. Değil mi? Evler daha pahalı oldu. Hayat daha pahalı oldu. Gencecik ölümler arttı. Değil mi? Dünya nüfusunu azaltmaya yönelik bir adım var. Burada net görünen bu arkadaşlar. Ekonomik olarak güçlülerin daha fazla güçlendiği, orta kesimin olmadığı, alt kesimin ise yok olmaya mahkum edildiği bir sistemin içerisine girdik. Bakın, Almanya dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi. Bu yıl üçüncü ekonomisi olacak. Gidişat bu noktayı gösteriyor. Almanya'da ev kiraları, market, çarşı, pazar kiraları, bilmem neler işte, bu hayat geçim maliyetleri minimum %25 arttı. Üstüne bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinde geçinmek bu kadar zor hale gelmişken, siz diğer coğrafyaları bir düşün bakalım. Stres, bir de bu üstüne bu tür rahatsızlıklar, insanların, ölenlerin sayısının arttığını net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bu net. Ha şunu da söyleyelim bakın. Şimdi diyorlar ki ispatlayın bundan olduğunu. Bize diyorlar, biz kardeşim biz bundan demiyoruz ki. Peki ispatlamak isteyen bir kişinin elinde bununla ilgili test yapabileceği bir materyal var mı? Yok. Bu sıvıların zararlı olduğunu söyleyen bilim insanlarının makalelerini yayınlayabilecekleri hakemli bir dergi var mı? Yani bilim insanlarının onay verdiği çalışmalarını yayınlayacakları bir dergi var mı? Hayır, yok. Nasıl ispatlayacaklar? Diyorlar ki bilimsel ispat getir. Ya adamın bilimsel olarak çalışmasına izin vermiyorsun ki. Nereden getirecek sana? Şimdi size soruyorum. Bu rahatsızlıkları yaşayanlar yalan mı söylüyor? Şimdi Fatih'im, bir de vatandaşların ya da gazetecilerin bu olayların, yani bu etkilerin, bu ölümlerin aşıdan olup olmadığını kanıtlama imkanları yok ki. Nasıl gazeteciler? Test mi yapacaksın abi? Ne yapacaksın? Pandemi sürecinde nasıl bilim kurulları kuruldu? Kurarsın şimdi bir bilim kurulu. Niye kurmuyorlar şimdi? İşte çok onu güzel. Niye kurmuyorlar? Pandemi döneminde bilim kurulları kuruldu. İnsanlar aşı olma tavsiyesi verdi. Çıkın. Aynı bilim kurulu. Çalışın kardeşim. Tekrar. Biz razıyız buna. Dersin ki Uğur Şahin'in üretmiş olduğu bu sıvılar gerçekten insanlığı kurtarmıştır desin. Saygı duyalım. Çok güzel bir temas, fikir. Kursunlar bilim kurullarını. Biz de bilelim. Vatandaşın da işi rahatlasın. O zaman bunun normal bir şey olduğunu öğrenelim. Bize göre normal değil gerçi. Birçok hekime göre de normal değil. Bu kadar genç insanların pıhtı atma sorunuyla hayatını kaybetmesi Türkiye'de hekimlere çok normal gelmiyor. Ama niye Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu konuda adım atmıyor onu bilemiyoruz tabii. Yani çok güzel. Çıkın ispatlayın. Nerede Uğur Şahin? Yok. Özlem Türeci nerede? Yok. Ortada yoklar arkadaşlar. Bu ne demek? Defteri kapattık demek. Uzun lafın sözün kısası şu. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bak Türkçesi bu Recep abi. Yani ne olduğumuz belli, hangi trene bindik, nereye gidiyoruz, bu da belli değil. Makinist kim, o da belli değil. İnsanlar şu anda, gencecik çocuklar bile stres altında, yaşlılar, hastaneler dolu ağzına kadar. Ya hiç kimse de çıkıp sorgulamıyor. Ne oluyor demiyor ya. Diyenleri de bizim gibi insanları da aforoz ediyorlar, cezalar veriyorlar. Evet Recep abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de saygılar diyorum, diliyorum. Görüşmek üzere. Evet. Ben bitirmiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bundan sonra Recep Eser gazeteci büyüğümüz bizlerle birlikte olacağız. Siz de gündeme taşımamızı istediğiniz konudan olsa lütfen bize yazın. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza çok çok önemli iki tane haber vereceğim. Bir, geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi nasıl emekli olabileceğinizi yurt dışında yaşıyorsanız, ev hanımlarına sesleniyorum. Çocuğu olan hanımlara sesleniyorum. Türkiye'de nasıl emekli olacağınızı, emekli maaşı alacağınızı anlatacağım. İki, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitle kısa bir süreliğine villa arsaları, 625 metrekare villa arsaları sadece 1 milyon TL
peşinatla ayda da 34.000 TL taksit. Yani 30.000 euro peşinat, 1.000 euro da taksitle satışa çıktı. Kısa bir süreliğine geçerli. Nasıl sahip olacağınızı anlatacağım. O nedenle bu videomuzun bundan sonraki kısmı sizin, ailenizin, sevdiklerinizin geleceği için çok çok önemli. Lütfen sonuna kadar bu yayınımızı takip ediniz. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde siz sadece 1 milyon TL yani yaklaşık 30.000 euro peşinatla villa arsası sahibi olacaksınız. Üstelik değerli izleyicilerimiz geriye kalan kısmını 36 ayda 3 yılda ayda sadece 34.000 lira taksitle yani yaklaşık 1000 euro taksitle alabileceksiniz. 625 metrekare bu villa arsasının toplam fiyatı 66.000 euro. 30.000 euroyu peşin veriyorsunuz. Geriye kalan 36.000 euroyu ise 36 ayda aylık 1000 euro taksitle ödüyorsunuz. Ben taksit yapmak istemiyorum diyorsanız, peşin almak istiyorsanız da size indirim var. 625 metrekare arsa 2 milyon 40 bin TL. Yani yaklaşık 60.000 euro değerli izleyicilerimiz peşin almak isteyenlere. Siz eğer taksitle almak istiyorsanız ve 3 yılda ödemek istiyorsanız yaklaşık 66.000 euro yani 2 milyon 210.000 TL'ye geliyor 625 metrekare arsa. Peşin almak isteyenlere indirim gerçekleştiriyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu fırsat sadece kanalımızın izleyicileri için geçerli. İmarlı olan bu arsalar yani içerisine villa yapabileceğiniz bu arsalardan siz dünyanın neresinde olursanız olun. Şu anda ekranın altındaki Assos Arsa ekibinin telefonuyla WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğinizde hemen arsanızın yerini seçebilir ve bu büyük fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Oksijeniyle, doğasıyla Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en iyi plajlarının hemen yanında bulunan bu turizm cenneti noktada Assos bölgesinde artık sizin de taksitle bir arsaya sahip olmanız mümkün. Arkadaşlar, altyapı ile ilgili hiçbir sorunu olmayan, yol, su, elektrik, internet, telefon tüm altyapısı olan Kaz Dağları'na hakim bir noktada üstelik imarlı olan yani içerisine villa yapabileceğiniz bu arsalardan sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacak bu büyük fırsat yani taksitle arsa sahibi olma fırsatı kısa bir süreliğine geçerli. 1 milyon lira peşinatla yani yaklaşık 30.000 euro peşinatla 625 metrekare arsanın sahibi olacaksınız. Geriye kalan taksitlerini de 36 ayda ödeyeceksiniz. 1000 euro yaklaşık 34.000 TL yapıyor. Değerli izleyicilerimiz, siz de Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız ve şunu da net olarak söyleyelim. 3 yıl sonra taksitleriniz bittiğinde bu arsalarınızın fiyatı minimum %100 yükselecek. Türkiye'de arsa almak demek para kazanmak anlamına geliyor. Dolarmış, euroymuş, dövizmiş, faizmiş bunların hepsi bir tarafa, arsa yatırımı yapmak başka bir tarafa. Şimdi değerli izleyicilerimiz ikinci büyük müjdeyi veriyorum. Türkiye'de benim bir villam olsun, Türkiye'ye gittiğim zaman tatilimi kendi villamda geçireyim, plajlara yakın olsun, Kaz Dağları'nın eteğinde olsun, sağlığıma sağlık katmak istiyorum, stressiz bir yaşam sürmek istiyorum diyorsanız villa sahibi de olabilirsiniz. Yine villaları da taksitle alabilirsiniz. Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Assos Villa, Assos Arsa ekibiyle telefon numarasıyla hemen görüşebilirsiniz. Hemen irtibata geçebilirsiniz. Villanızı ya da arsanızı hemen seçebilirsiniz. Villalarımızın fiyatları 8,5 milyon TL. Yaklaşık 250 bin euro. Taksitle sahip olabilirsiniz. Benim bütçem buna yetmiyor diyorsanız önce villanızın arsasını taksitle alabilirsiniz. 1 milyon TL peşinatla geriye kalan kısmını ise ayda
yaklaşık 34 bin TL yani 1000 euro civarında bir taksitle alabilirsiniz. Eşinizle, dostunuzla, sevdiğiniz insanlarla komşu olmak için yan yana arsalar ya da villalar alabilirsiniz. Beni dünyanın neresinden izliyor olursanız olun. Türkiye'de benim de bir arsam, benim de bir villam olsun diyorsanız bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Hemen arsanızı ya da villanızı seçebilir ve bu büyük adımı atabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Kısa bir süreliğine geçerli bu fiyattan. Taksitle eğer Türkiye'de ben bir arsa yatırımı yapacağım diyorsanız ve Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesinde arsam olsun diyorsanız başka bir fırsat yok. İstanbul'a 3 saat, Kapıkule'ye 3 saat, İzmir'e 3 saat, Bursa'ya 2 saat mesafedeki Çanakkale ilimizdeki Assos bölgesindeki bu projeden artık siz de yararlanabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum ve altını çiziyorum. Kısa bir süreliğine geçerli. Ekranın altındaki bu telefon numarasıyla hemen irtibata geçenler bu fırsattan yararlanacaklar. 1 milyon TL'yi ödüyorsunuz. Geriye kalan kısmını ise 36 ayda, 3 yılda ayda 34 bin TL ödeyerek yani aylık 1000 euro taksitle bundan istifade ediyorsunuz. Şimdiden dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu fırsattan yararlanacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yapmanız gereken şey çok basit. Hemen irtibata geçmek. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Siz yurt dışında ikametgaha sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir, geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi. Beyefendiler size de söylüyorum. Sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz. 2024'de çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece, bakın tüm işlemler dahil, Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'nin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına parayı yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz. Ve daha sonra ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriliyor. İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar, emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşük.
Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi, karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecek de bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar, babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez. Ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar, bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.